Aman Mürvet, iyi ki aldık bu yastıkları kızım. Nekaat dönemi için birebir dediler. Her tarafı organikmiş. Vallahi hanımım, Necip Bey'in rahat etmesi için her şeyi yapıyorsunuz. Yapacağım tabii kızım. Yapmaz olur muyum? Tabii ki yapacağım. Yarın da gideceğim hastaneden. Ben alıp geleceğim Necip Bey'i. Biliyor musun? O da çok memnun yalıyı geri aldığımıza. Yuvası tabii. Aman Mürvet, doktor Periz'ine çok dikkat edin dedi. Hep organik gıdalar alacaksın, sebze alacaksın. Kızartma yok, yağ yok. Aman ha, göreyim seni. Siz hiç merak etmeyin hanımım. Listeyi hatırlat, vereceğim sana. Siz hiç merak etmeyin hanımım. Mürvet, şunu al. Şunu da al. Bunların hepsi kuru temizleyiciye gidecek. Yarın da getirsinler. Aman çok önemli. Tamam hanımım, ben hemen götüreyim. Size krallar gibi bakacağım Necip Bey. Gerçek kadın nasıl olurmuş göreceksiniz. Hanımım, çorbayı getirdim. Servise başlayayım mı? İlk gecemizdeyim. Dört başı mamur sofra hazırlayıp hevesim kursağımda kalsın. Ah be oğlum, ne diyeyim ben sana? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Gel otur, Mürvet çorbaları koyuyordu tam. Afiyet olsun, ben yemeyeceğim. Aa oğlum, baksana neler hazırlattım. Hayır, yemesen de yanımızda otur bari. Yok anneciğim, sağ ol. Çok yorgunum ben. Duş alıp yatacağım. Afiyet olsun. Kızcağız saatlerdir aç bir ilaç bekliyor. Üstelik bir de süt veriyor. Yazık. Koy çorbaları Mürvet. Baş üstüne hanım. Gelebilir miyim? Yine canın sıkkın gibi. Ne oldu? Toprak bebeği aldırmış. Ne? İnanamıyorum ya. Böyle bir şey neden yapsın ki? Hele de toprak gibi bir kadın. Peki yalan söylemediğine emin misin? Niye yalan söylesin ki? Yani bundan bir çıkarı yok. Hayatımda hiç bu kadar köşeye sıkışmamıştım ben. Ya düşünmekten kafam patlayacak resmen. Hangi söylediği doğruydu? Beni cezalandırmak için mi aldırdı bebeği? Hangi ara yaptı? Hiçbir şey düşünemiyorum. Delireceğim. Peki anlatmadım mı sana bir şey? Ne zaman kürtaj olduğunu bilmiyor musun? Sordum ama benim çocuğum olduğu için aldırdın değil mi dedim. Cevap vermedi. Sen ne düşünüyorsun peki? Bilmiyorum.
kalbim öyle olduğunu söylüyor ama... neden böyle yapıp işleri daha fazla çıkmaza soksun ki? Garip. Ben de o çocuğun hep ikinizin çocuğu olduğunu düşünmüştüm. Yani bunca yaşanan şeye rağmen... sırf o çocuk için tekrar bir araya geleceğinizden emindim bile. Ama şimdi ben de ne düşüneceğimi şaşırdım açıkçası. Çınar biraz ağır olacak belki ama... sanki toprak seni silmiş gibi. Yani üzülmeni istemiyorum ama aklıma da başka bir şey gelmiyor. Bir insan neden böyle bir şey yapar ki? Kendi hamileliğimi düşünüyorum. Ben de anneyim. Ben o kadar şey yaşamamıza rağmen... ısrarla o çocuğu doğurmak istedim. Herkes karşı çıkmasına rağmen. Bir kadın sevdiği adamı unutmak istiyorsa... onu hayatından çıkartmak için... bütün izleri yok etmeye çalışır. Çok ciddi bir karar Çınar. Ve bence toprak senden tamamen vazgeçmiş. Yoksa neden bebeğinizi aldırmak istesin ki? Hele de ilk çocuğunu kaybetmişken. Çınar, bak gerçekten seni üzmek istemiyorum ama... Tamam eşim. Beni biraz yalnız bırakabilir misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.